Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bugün sizlere dostlarımızın bir sıkıntısını daha dile getireceğiz. Daha doğrusu sizlerin sıkıntısı. Onlar için sıkıntı yok. Onlar için hayat güzel. Siz istiyorsunuz ki bir şey attığınızda dostunuz, ay oğlum benim, size istediğinizi getirsin. Ama siz atıyorsunuz, o getirmiyor. Abi ne yapacağım? Ben atıyorum, o bana bakıyor. Dediklerimi yapmıyor. Bunlar için neler yapmam lazım? Bunlar için öncelikle köpeğinize bırak komutunu ve gel komutunu öğretmeniz lazım. Ondan sonra attığınızı köpek getirecek. Bunları öğretmeden köpeğinizin size bir şey getirmesi, köpeğinizin bayağı bir zeki olmasına bağlı. Onları öğrenmeden onu yapması onu gösterir. Değil mi oğlum? Bak benimki de heyecanlandı. Diyor ki bu konu oturarak anlatılmaz. Kalkman lazım. Göstermen lazım. Haklısın oğlum. Ayağa kalkmam lazım. Göstermem lazım. Ama mis gibi havayı bulmuşum. Hiç kalkasım gelmiyor. Ama örneklerle gösterelim değil mi olay? Hadi o zaman. Ya Allah. Şimdi arkadaşlar. Hani köpeğinize bu durumu eğer yeni şimdi öğretecekseniz, daha önce göstermediyseniz, köpeğinizin sevdiği bir oyuncakla bunu yapın. Neden mi sevdi? Çünkü köpeğiniz onun için o hedef olsun. Seviyor ya, attığınızda direkt ona koşsun. Ona koştuğunda da köpeğinize gel komutunu öğretmişsiniz ya. Gel oğlum diyeceksiniz. Köpeğiniz zaten onu sevdiği için ağzına tutup size doğru gelecek. Geldiğinde de bu sefer hani bırak komutunu öğrettiniz ya köpeğinize. Bırak diyeceksiniz. Köpeğiniz ağzındaki eşyayı size bırakacak. Tabi bu anlatışlar kolay olabilir, sizin için kolay gelebilir ama hiç de gözüktüğü gibi değil. Emek isteyen durum, bayağı bir çaba sarf etmeniz lazım. Şimdi ben de size anlatırken etrafıma bakınıyorum. Çünkü köpeğimin oyuncağını falan hiçbir şeyini getirmedim. Ben yine her zamanki gibi doğaçlama gideceğim. Malzeme alıyorum kendime, köpeğimin aklına getirebileceği bir şey. Sopa olursa iyi olur. Aynen öyle, sopa olursa iyi olur. Ormanlık alandayız. Buluruz herhalde bir tane sopa. Yani. Olmadı destana yardımcı olur. Dest yardımcı ol oğlum. Bir şeyler bul. Aha bulduk. Şimdi diyecek ki abi daha büyük bir şey yok muydu? Haydar lan o. Mesela benimki şimdiden heyecanlandı. Arkadaşlar demek istediğim mevzu bu. Köpeğinizin sevdiği bir şey olursa köpeğiniz zaten otomatikman ona kilitlenecektir. Benimki bu tarz şeyleri çok seviyor. Şu an hatta komut vermemi beklemeden de atlayabilir tepşi sopaya. Tepşi diga. Onu benim söylemem lazım. Lan ne oluyor lan? Abo. Özür dilerim, özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Abi sopa hep karınca doluymuş ya. Büyük bence zaten o sopa. Onu biraz küçült. Dur hemen. Bende de ne güç var arkadaş. Maşallah. Dur oğlum, bunda çok karınca var. Abi bence biz başka bir sopa bulalım. Başka bir sopa bul kardeşim. İçi dolu karınca bunun ya. Anlamadım ki. Yazık. Şu küçük. Şu küçük var ya. Şimdi onları ağzında ezer mezer, bir de karınca sıkıntılı olur. Zehirli falan olur. O bastığın olur, bastığın. Ayağının altında. Bu da temiz. Bu da fazla ince gelir diye köpek ağzına. Yok her şey. Bıraktı işte, bu en basit örnek. Bayağı bir zaman kaybettik arkadaşlar. Şimdi gösterime geçelim. Köpeğiniz için sevdiği bir şeyi alın ve İlk atın. İlk başlarda fazla uzaya atmayın. Köpeğiniz gitmez. Çok güzel bir yere değindi. Böyle kandırmayın köpeğinizi. Sonrası bir daha inanmaz. Atmıyor lan bu. Gitmem ben. Arkadaşlar abim çok güzel bir noktaya değindi. İlk başlarda sakın ha böyle tüm gücünüzle sopayı fırlatmayın uzağa. Çünkü fırlatırsanız köpeğin gelme olasılığı daha da azalır. Çünkü mesafe uzaklaştı ya, aranızdaki iletişime de bağlı bu konu ama biz olasılığı yüksek tutalım. O yüzden sopamızı yakın kısma atalım. Örnek veriyorum, mesela buradan hemen şu yanımdaki ağaca atacağım sopayı. Tamam oğlum, bu sefer atacağım, ciddiyim, bakma öyle bana. Hadi. Aferin oğluma.
Abi sopa o kadar mı dandik olur? Bırak. Bıraktı fakat 3 ay. Normalde bu sağlam bir şey olsaydı arkadaşlar gidip getirmişti. Ama bir ısırıkla 3 parçaya böldü. Köpeğimin hiçbir suçu yok. Hatta ben de oyuncağını getirmeyi unuttum. Yani oyuncağına zarar vermemesi gerektiğini biliyor. Ama sopalarla genelde kemirdiğinden. Videolarda görmüşsünüz zaten. Ben konu anlatıyorum. O gidiyor ağaçtaki kozalığa zıplıyor. Ağaçtaki dalları tutup çekmeye çalışıyor. Sürekli boyun içerisinde. Bu da bunları haliyle parçalamasına sebep oluyor. Oğlum. Hadi lan bu küçüğü de bir getir de göreyim. Lan onu getirirse var ya. Ben bu köpeği eğitmişim hacı. Aferin oğluma. Arkadaşlar. Attım sopa. Gördünüz gidebileceği mesafeye kadar attım. Gitti getirdi. Şimdi diyeceksin ki abi sen bırak falan bir şey söylemene gerek kalmıyor. Zaten köpeği getirip bırakıyor. Şunun sebebi de bu. Köpeğim 4 yaşında. Düşünün yaklaşık 3,5 yıldır bu köpek bana sürekli bir şeyler getiriyor. En az 1000 defa getirmişliği var. Sürekli oyunlar oynuyoruz. Bence 1000'den bile fazladır. Biz normal şartlarda her çıktığımızda günde 2 defa çıkartıyorum köpeği. O şekilde hesaplarsan kaç 1000 defa olduğunu artık matematiksel olarak siz düşünün. Şimdi arkadaşlar en önemli hassas noktayı sizler için tekrarlayacağım, anlatacağım. Ondan sonra sizlerle vedalaşacağız. Ben de o sırada köpeğimin sopasını atayım da eğlence çıksın. Şimdi arkadaşlar köpeğinizin bir şeye getirmesi için hani çok büyük olduğunu falan düşünüyorsanızsa hiç öyle bir yanılgıya kapılmayın. Köpeğinize bu anlattığım alt eğitimi verdikten sonra bırak gel komutunu öğrettikten sonra köpeğiniz kaç yaşında olursa olsun size istediğinizi getirecektir. Ha bu eğitime ise mesela en küçüklükten ne zaman başlayabilirsiniz? Özür diliyorum. Şöyle bir söyleyeyim. 4-5 aylıkken hani bu şeylere başlayabilirsiniz ama o zamanlar sizleri pek fazla dinlemeyebilir. Bunun sebebi ise daha yavru olması, hani oyunun, eğlencenin peşinde olması, çocukluğunu yaşadığından dolayı sizleri dinleyemeyebilir. Ama siz o aylarda altyapıyı oluşturursanızsa eğer, köpeğiniz ilerideki aylarda sizlerin tam istediğini kavrayacaktır. Çünkü küçüklükten onu öğrenmiş. Biz küçükken bunu tamam oynuyorduk. Sahibim bana bunu yaptırıyordu. Demek büyüyünce artık işler ciddiye bindi. Getir dediğinde getireceğim, bırak dediğinde bırakacağım. Köpeğiniz ister istemez bunu kavrayacaktır. Bunun sebebi ise köpek her zaman sahibini mutlu etmenin peşindedir. Köpek her zaman lideri istediğini yapmanın peşindedir ki lider onu sevsin. Bu içgüdüsel olarak hani bir hayvanların yapısında olan bir durum arkadaşlar. Fazla mı arkadaşlar dedim ya. Bilmiyorum yani. Ben yani normalde böyle yapmazdım. Kaptırdım öyle. Kendimi. Yeter ki siz ona ne yapması gerektiğini anlatabilin. Anlatabilin. Hani bunun için de zaten sizlere birçoğu videomda elimden geldiği kadar örnekler göstererekten sizlere iletmeye çalışıyorum ki hani olayın farkına varın. Her şey sadece anlatmakla olmuyor. Bazı şeyleri gerekirse sizin yapmanız lazım. Onun öğrenebilmesi için. Niye? Mesela köpeğinizle aranızdaki bağ çok önemli. Önemli. Aynen öyle. O bayağı bir büyük unsur. Ya mesela bazı durumlarda az önce gördünüz. Büyük sopa elimdeydi. Abim tut komutu vermesine rağmen o elimdeki sopaya atlamadı. Bunun sebebi sizce ne olabilir arkadaşlar? Ne olabilir? Beni takmıyor olabilir. Şerefsiz. Onun sebebi ise arkadaşlar köpeğimizin ikimize değer vermesi. Ama şu an komutun bende olduğunun o da farkında. Oyuncak bende. Ben ne dersem o olacak. O olayın farkında. Mesela o biliyor ki o sopaya atlarsa onunla oyun oynamayacağımı biliyor. O bu durumun farkında. Zaten başka biri olsaydı büyük bir ihtimal abimin demesiyle atlayacaktı. Çünkü o sadece sahibini dinler. Başka biri onun umrunda olmaz. Onun gözünde ben lider olduğum için ondan dolayısıyla beni dinledi. Yani burada anlatmak istediğim, benim anladığım, he, yanlış bir şey yaptığında köpeği cezalandırırsan, bu cezadan kastım en basit örnek oyunu bırakmak, oyunu, aynen, terk etmek. Böylelikle görüyorsunuz, ben ona talimat vermeme rağmen o cerrahın ona cezalandırıp oyunu terk edeceğini bildiğinden
daha önce bu olayı defalarca yaşadığından cesaret bile edemedi. Yani beni takmadığından değil. Sen bu işi biliyorsun hacı, mükemmel. Hadi biraz da anlat bey seni dinleyin. Yok yoruldum bey. Çok arkadaşlar, güzel anlattım lan, niye öyle diyorsun? Vallahi bence de güzel. Cesaret, gel oğlum buraya. Yani inşallah arkadaşlar da anlattığımdan bunları çıkarmışlardır. Çok mükemmel bir şekilde anlattıklarımı dile getirdim. Arkadaşlar tam olarak benim demek istediğimi abim birebir sizler için açıklığa kavuşturdu. Yani sadece istediğinizi yaptırmakla değil, yapmadığında neler yaşayabileceğini de köpeğinize göstermeniz lazım. En basit örneğinden oyunu bırakabilirsiniz, köpeğinize kızabilirsiniz, hayır komutunu vurgulayabilirsiniz, hayır. Trip atabilirsiniz. Trip atabilirsiniz. Yarım saat konuşmayın. He, küsebilirsiniz de. Zaten küstüğünüzde ya bu ne kadar yalışık bir şey oluyorlar ya. Her yerinizi yalamaya çalışıyorlar kendileri. Görmedin mi? Ben hiçbir şey yapmama rağmen gelip arkasını dönüyor, kucağıma oturuyor, beni sev diyor. Bir önceki videoda belki dikkatinizi çekmiştir. Bu yıllardır aynı huyu, hiç değişmedi. Yani yeter ki çok küstüğümüzde falan gelip elimizi öper. Aynen öyle. Özür dilemesi için bunu ona küçükken, hani bir 20 dakika küstük falan, sonra barışmak istediğimizde tamam hadi elimi öp barışalım derdik. Ha şimdi önemli zaten, çakal hemen gelip elimizi öpmeye çalışıyor. Yalıyor. O değil de harbi, yani ben dostumsuz bir hayat düşünemiyorum ya. Şöyle insan anılarını düşününce 4 yıl geçti ikimizle beraber. Bak bir alkışla yanınıza geliyor. Oyun işte bak. Aldı kaçtı koala beni diye ama yok. Evet arkadaşlar biliyorum konuyu anlatırken oturdum. Arada kalktım örneklerimi verdim. Tekrar okurdum. Sen daha mı üşengeç tembelsin abi diyorsunuz ama. Ama hava gerçekten çok güzel. O yüzden bu havayı değerlendirip elimden geldiği kadar sizlere eğitim konusunda, köpekler konusunda tüm bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bak 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 çakala bak. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan sen? Abi robot ya. Maşallah.